Manşete hoş geldiniz. Gündem Esenyurt Belediyesi'ne kayım atanması. CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne. Buna bakacağız bütün detaylarıyla ve analiziyle. Fakat esasen gündemi özetleyen fotoğraf görüntü budur. Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkış ardından, Öcalan İmralı'dan çıksın, partisinin başına geçip PKK'yı lavesin. Çıkışının ardından Cübbeli Ahmet bir video çekmiş ve ulan son teröriste kadar öldüreceğim dedin, şimdi ilk teröriste gel de başıma geç diyor falan diye başka böyle galiz ifadeler de var. Bahçeli'ye yüklendi video. Devlet Bahçeli tetikçi Salahattin Çakıcı'yı şeye gönderdi. Cübbeli Ahmet'e gönderdi ve Cübbeli Ahmet'e ayar verdi. Cübbeli Ahmet de o videoyu sildi. Yerin dibine batasıca insanlar bunlar. Yani ne Çakıcı ne Cübbeli Ahmet ne Devlet Bahçeli oturup da bunları kritik edecek. Oturup da bunların işlerini yaptıkları eylemleri belli bir Hak, hukuk filan düzeninde kritiğe tabi tutacak hal yok. Devlet bahçeli işte bir uçtan başka bir uça savruluyor, bir açıklama yapıyor ve taban fokur diyor, taban fokur dairince Alaaddin Çakıcı gibi, Kürşat Yılmaz gibi babalar yardıma çağrılıyor, mafya babaları ve onlar üzerinden de aşağıya bir ayar veriliyor. Herkes oturdu otursun oturduğu yerde liderimiz ne diyorsa o deniyor. Ülkücü taban baskılanıyor öte tarafta Cübbeli Ahmet gibi en azından belli bir gruba veya belli gruplara neyse tesiri olan olabilecek isimler eleştirdi diye çağrılıp bir dakika deniliyor parmak sallanıyor falan ondan sonra da geliyor bu kişi hani saçı, saçı sakalı sarı neyse bir mafya babasının ayağına böyle kapaklanıyor eline böyle kapaklanıyor. Özet budur yani. Haliyle Esenyurt Belediyesi'ne kayım atanması konusuna bakarken de bu çerçevede bakmak icap eder. Neden bu çerçevede bakacaksın? Polis ablukası altındayız, istihbarat ablukası altındayız. Yargı paletleri altında eziyor insanları. Bunu daha iyi anlamak için. Şimdi seç, seçmeler yapacağım bazı haberlerden ve bazı açıklamalardan, bazı yorumlardan ve bir takım saçmalar da göreceksiniz. Ondan sonra da bir CHP analizi yapacağız. Ne oldu, nereye gidiyor parti? Üç parçalı parti bölündü mü görüşler farklılaştı mı yollar mı ayrılıyor Mansur ne yapacak Ekrem ne yapacak Özgür Özel kontrollü kayyımı ne yapacak o da bir kayyımdır esasen CHP'nin başında yani yayının tamamını takip ederseniz daha iyi anlayacaksınız Ahmet Özer tutuklandı neden terörden PKK KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında dığının dığının dığı her neyse işte belediye kanununa göre deniyor. Fakat belediye kanunu değiştirdiler 15 Temmuz 2016'dan sonra. Normalde belediye başkanlık makamı boşaldığında belediye meclisi yeni başkanı seçer. Fakat belediye başkan bu kanunu değiştirerek o hal yasasıyla sonra da bunu mecliste kanunlaştırdılar. CHP de bunu anayasa mahkemesine bile götürmedi. Benimle alakalı değil HDP ile alakalı HDP belediyeleri Kürt belediyeleriyle alakalı diye. Şöyle bir düzenleme getirdiler. Dediler ki belediye başkanları Terörden soruşturma geçirirlerse, haklarında terör soruşturması açılırsa ya da tutuklanırlarsa İçişleri Bakanlığı yerlerini atama yapar diye kayyım belediye meclisi de baypas edilerek terör işlemi söz konusu olarak kanunlaştırıldı, yasal bir kılıfa sokuldu. Bunda da tabii CHP'nin payı var. Tabii şimdi Akın Gürlek başsavcı İstanbul başsavcısının ilk icraatı ilk önemli icraatı bu CHP e, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması gelir gelmez zaten o misyonla geldi besbelli e, adalet bakanı yardımcısı sıradan bir isim değil şimdi adalet çalışıyor yargıya güvenmek lazım falan diyor da adalet bakanı Yılmaz Tunç önceki bakan yardımcısı anlatabiliyor muyum yani beraber çalışıyorlar yan yana e, Haziran 2022'de bakan yardımcısı olarak atanmış Akın Gürlek. Ve 7 Ekim'de de Yılmaz Tunç bu Adalet Bakanı bu mesajı paylaşmış işte diyor ki İstanbul Başsavcılığı'na işte tebrik ederim falan filan hayırlı olsun. Bir de Ahmet Özen'in e, tutuklanması elbette sabah da şurada burada haber oldu. Esenyurt'a kayyım atandığı haber oldu. Önce ismi yanlış söylediler ama daha sonra ismin Canaksoy olduğu ortaya çıktı. Fakat burada da tuhaf bir şey Canaksoy Aksoy e, esasen kaymakam Beyoğlu kaymakamı vali yardımcısı değil ve kayma, kayımla atamayı vali yardımcılığı üzerinden yapacakları için adamı bir gecede e, vali yardımcısı peşinen ardından da kayım olarak başkan olarak şeye atadılar. Esenyur'da atadılar. Normalde 4 Eylül 2023'te Beyoğlu kaymakamı olmuş. Hemen de belediyeden böyle bir tweet paylaşıldı. Yani adamın bakam, kayımın makamına oturur oturmaz yaptığı ilk icraat e, Ahmet Özer'in makamına oturup bu fotoğrafı çektirip paylaşması oldu. Böyle de pişkinler, böyle de arsızlar, böyle de zorbalar. Bütün ekip böyle. Yani sadece şu hareket bile kayyımın hemen ilk icraat olarak oturup böyle bir fotoğraf paylaşması ilk icraat olarak birkaç saat içerisinde bunların pişkinliğini, arsızlığını ve zorbalığını göstermesi ve küstahlığını göstermesi yönüyle de ve utanmazlığını göstermesi yönüyle de ve o koltuk bizim. Biz hak ediyoruz elbette filan göstermesi yönüyle de önemli. Pek çok açıdan altı çizilecek bir konudur. İzzet Özgenç, kişinin terör örgütü üyeliğinden dolayı sorumluluğunu gerektirecek bir mahiyet taşımıyor diyor tutuklama talep yazısı. Sanki diyor iki, 15 Temmuz 2016 sonrasındaki iltisak ibaresi kötüye konum. Yani diyor ki 15 Temmuz 2016 ibaretinden sonra iltisak, örgütle iltisak falan diye diyor bununla diyor binlerce on binlerce gözaltı ve tutuklama yaptınız. Onun bir devamı diyor bu. Aynı şey diyor. Profesör Doktor İzzet Özgenç. İfadesinde de Ahmet Özer esasen saygın bir e, bilim insanı. E, makaleleri var, kitapları var. E, rektör öncesinde de e, kitap yazdım. bölgesel bölgesel kalkınmayla ilgili roman, tükürt e, meselesiyle ilgili diyor büyük bir kısmı. 200 civarında ulusal makalem, 300 civarında bildirim yayınlandı yayınlandı diyor filan. 2002 yılında Öcalan'la yapılan görüşmede İradem dışında ismimin geçtiği iddia ve suçlama yapılıyor. Yani değil 10 yıl, 20 yıl sonrasına, 22 yıl öncesine pardon dönük suçlamalar da var. Bu böyle. Bu durum değişmiyor. Birazdan daha yakından bakacağız. İşte geçmiş 10 yıldaki telefon görüşmeleri değil delil sayılmaya başlarsa gibi tweetler atıldı. E ama geçmiş 5 yıl, 10 yıl, 17-25 milat alındı, daha da geriye çekildi filan bir sürü insan Bunlarla ilgili işlem gördü. O zaman kimsenin sesi çıkmadı. Mahallenin de sesi çıkmadı. Şimdi bir, bir, bu tweete cevap yazan bir avukat da işte efendim 10 yıl boyunca hangi yasal gerekçeyle dinlemişler merak ettim. Yasa en fazla 3 ay dinleyebilirsin diyor. Suçu tespit edersen davanı açarsın falan. Avukatlar da avukatlıklarını konuşturuyor. Ama bu kanunlar bu kurallar kimsenin aklına 10-12 yıl boyunca gelmedi. Maalesef. Devamla CHP'nin grup başkan vekili Ali Mahir Başarır attığı tweette tam da FETÖ taktikleri emareleri içeren bu hukuksuz süreci yürüterek falan diye devam etmiş. Bu laf ne biliyor musunuz? Yani evet evet falan diye yüzde 99'da bunu alkışlıyor. Fakat yüzde bir şunu düşünüyor mu emin değilim. Aşağıya yazın. Okuyorum bütün görüşlerinizi. Kimine cevap da veriyorum. Bu laf ne biliyor musunuz? Bu laf rejimin bu uygulamasını meşru saymaktır partinin belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması ve yerine kayım atanmasını meşru saymaktır. Bu atılan tweet ve bu edilen laf sarıyla işaretlediğim. Dikkatli düşünürseniz bu sonuca varırsınız. Dikkatli, objektif ve analitik düşünürseniz. Aşağıya yazın. Şimdi vatan hainliği ve vatanseverlik arasındaki Fark bir takvim meselesidir. Alexander Duman'ın Monte Cristo kontundan böyle bir replik var veya böyle bir satır var falan deniyor ama böyle bir şey yok Monte Cristo kontunda. Ama laf güzel. Tabi Monte Cristo kontunu okuduğunuzda bu laf veya bu lafa benzer bir analiz yapabileceğiniz sayfalarla karşılaşıyorsunuz. O açıdan da belki de bir özet olarak da düşünülebilir. Her neyse Vatan hainliği ve vatanseverlik arasındaki vatanseverlik arasındaki fark bir takvim meselesidir. Evet öyledir. Biraz evvel Cübbeli Ahmet ne diyordu? Diyordu ki ulan son teröriste kadar öldüreceğim dedin. Şimdi ilk teröriste gel de başıma geç diyor. Şimdi aynen böyledir. Yani dünkü terörist başı bugün mecliste meclise davet edilir. Dün makbul olanlar da bugün terörist olurlar. Bu, bu iş böyledir. Bir fotoğraf dolaşıma girmiş. Fotoğrafta işte çözüm süreci veya işte Kürtlerle masaya oturulduğu yıllarda şu anda AKP'de milletvekilliği yapan Hüseyin Yayman, ekranlarda sunuculuk yapan Şirin Paycın falan neyse HDP'li Orhan Demirbağ, Remzi Kartal ve Salih Müslim gibi örgütün üst düzey yöneticileriyle bir sofrada buluşmuşlar falan. Ya bunlar ne yapıyordu o zaman falan demeye getiriliyor. Böyledir ama. Yani Dünkü vatanseverlik bugün vatana ihanet. Dünkü vatana ihanet bugün vatanseverlik olarak görülebilir. Dolayısıyla fotoğrafları, resimleri, paylaşılan şeyleri bağlamında değerlendireceksiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konu siyasi. Ve onu anlatacağım. Şimdi İsmet Büyükataman, MHP Genel Sekreteri direkt bu yetmez devam diyor. Kent uzlaşısını bombalıyor. Kent, kent uzlaşısı adı altında CHP DEM ortaklığıyla kazanılan Akdeniz ve Toroslar belediyeleri İmamoğlu tarafından DEM Parti'ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri incelenmeye alınmalı diyor. Devam et. Yani bu bir kent uzlaşısı harekatı. Son belediye seçimlerinde ortaya konan. Esenyurt'ta da zaten Ahmet Özer'in seçilmesi DEM Parti CHP ittifakıyla oldu. Kent uzlaşısıyla oldu. Ve kent uzlaşısının Sembol belediye başkanlarından biri uçurularak bunun devam edeceği mesajı veriliyor. Ve isim isim de belediye be belediyede hedef göstermiş. Kim? MHP'nin genel sekreteri İsmet Büyükataman. Bir cumhur ittifakı, bir devlet, bir iktidar projesi. Şimdi Özgür Özel diyor ki CHP'nin genel başkanı, bu yapılanlara en sert tepki gösterecek, işletilmekte olan milleti tanımaz, halkın tercihlerine saygı duymaz, iğrenç planı bozacak, alçak aklı yeneceğiz diyor. Devlet haklı değil, alçak akıl diyor yani kendince. Evet güzel tweet atıyor, güzel cümle kuruyor ama eylem gerekiyor, icraat gerekiyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan önce mecliste sonra da tweet atarak sana yer verdi. Buna karşı ne yapacaksın? Şu anda gerçekten CHP tabanında oturmuş bunu bekliyor. Özel'e, Sayın Özgür Özel'e, Sayın Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorum. Yani artık bir Özgür Efendi filan da demiyor, lakap da takmıyor. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Tam ismiyle ve ünvanıyla ve gereken sayın şeylerini filan da koyarak. Sonra da işte devlet herkesin devleti olmalı, devlet herkesi kucaklamalı. Tam da bu aşamada laf benim değil, genel e, beklenti bu. Neyi seçecek CHP? Biraz evvel Özgür Özel'in söylediği gibi halkın iradesini mi, devleti mi? İşte Erdoğan orada koymuş, devleti seçeceksin diyor. Mansur Yavaş bir tepki koymuş, neredeyse 24 saat sonra. 31 Ocak, Türkiye saatiyle 10.15'te atılan tweet. 31 Ocak, Türkiye saatiyle 10.15'te atılan tweet, neredeyse 28-30 saat sonra atılan tweettir, gözaltı haberinden sonra. Yani 24 saatten daha uzun bir süre geçtikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tepki verdi. 1, 2, 3, 4, 5 işte diyor ki öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının lafa güzel girmiş. Davetle çağrı mümkünken sabahın 5.30'unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir diye devam etmiş. Ama işte bu 5.30'da yani dün sabah 5.30'da yapılan işlemi Türkiye saatiyle bugün sabah 10.15'te kınıyorsun. 2, 3, 4, 5 giderken 3. maddeye dikkat. Yani ne gereği var bu maddenin? Onu oraya özellikle koymuş Devlet Bahçeli. Diyor ki 3. maddede hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkünken filan falan diye devam ediyor. İşte tutuklama, tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması. Yani benim belediye başkanı bir hatlar karıştırmışsa bunu yapabileme bunu diyor farklı biçimde yargılayabilirdiniz. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir filan diyerek de bir akıllara kılçık kabuğu ya neyse bir şey kaçırıyor. Neyse karpuz kabuğu mu denir ne denir? Kılçık mı denir? Kılçık mı attı denir? E, kıtır mı attı denir? babari tabiriyle her neyse bir şey kaçırıyor bu beş, üçüncü maddeyle. Resul Hala Türkiye'de demokrasi varmış gibi itiraz ederseniz sadece mevcut durumu olağanlaştırırsınız demiş. Devamla rejim artık yeni bir aşamaya geçiyor. Burada bir devlet haklı falan yok. Tam otoriterleşme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Evren Balta Bir zamanlar işe yaramış tüm enstrümanların bütün çelişkileriyle aynı anda sahaya sürüldüğü bir durum demiş. Yani büyük bir strateji yok diyor. Burada büyük bir strateji, büyük bir oyun, büyük bir plan aramayın. Sedat Bozkurt. Asıl sorun 1 Nisan sonrası fantastik ve romantik kavramlarla oyalanıp toptan muhalefete önderlik edip iktidarın bu hukuksuz uygulamalarına direnme hattı oluşturulamaması diyor. Murat Sabuncu. Özgür Özel'in tüm milletvekilleriyle İstanbul'a gelişi, MYK'yı burada toplayacak olması ve ardından açıklayacağı yeni yol haritası Türkiye'yi yeni bir siyasi yöne götürecek. Ancak diyor, bu son hamle muhalefeti zorlayacak. CHP'nin bu şartlarda normalleşme adımlarını sürdürmesi çok zorlaştı. Bakalım. Parti içinde İmamoğlu'nun daha sert muhalefeti mi, Mansur Yavaş'ın son tutuklama özelinde iyice belirginleşen farklı duruşu mu, Özgür Özel'in hem müzakere hem mücadele tavrı mı belirgin hale gelecek. Şimdi onlara bakacağız. Bir de gelişmeleri yani bu analizlerle farklı okumaya çalışın. Ömer Murat Özgür Özel'in iktidar için kolaylaştırıcı rol oynaması, meselenin fazla büyütülmeden kapatılması, uluslararası arenada Türkiye'nin artık herhangi bir şekilde demokrasi sayılıp sayılmayacağının tartışılmasının engellenmesine yardımcı olması kritik önemde diyor. Güzel bir kelime kullanmış. Özgür Özel artık iktidar için kolaylaştırıcı bir rol oynayacak mı, oynamayacak mı? Devletin yanında mı olacak, yoksa halk iradesinin yanında mı olacak? Şu anda zannediyorum Dün sabah saat 5.30'dan beri aynı şeyi düşünüyor. Ve CHP Başkanlık, Genel Başkanlık katı da bunu düşünüyor. Ama henüz bir çıkış bulabilmiş değiller. Şimdi işin özeti şudur. İktidar stratejik hamleler yaptı. CHP'yi iktidardan uzak tutmak, zaferden uzak tutmak için özellikle 31 Mart'tan sonra. Ve CHP'nin bugün üç partalı, parçalı görünmesinin yolunu açtı. Ekrem İmamoğlu'na siyasi pranga taktı. Özgür Özel'i pohpohladı. Mansur Yavaş'a da yürü ya kulum dedi. Ve üçü de sahada şu anda. Özgür Özel ise İmamoğlu ve Yavaş arasındaki bu ne bileyim münakaşayı, bu gerginliği, bu çekişmeyi fırsata dönüştürmeye çalıştı. Ben aradan acaba sıyrılabilir miyim? Neden ben Cumhurbaşkanı olmayayım? Neden ben bir lider adayı olarak, bir umut olarak parlamayayım? Bak zaten genel başkan da oldum. Gittiğim yerde millet alkışlıyor. Her yerde önüme mikrofon uzatılıyor. Ben de zaten bir çocuk 25, 23 Nisan çocuk neyse neşvesinde konuşuyorum. Seviyor konuşmayı. Bütün programlara da gidiyor davetli olduğu. Her neyse e, acaba buradan sıyrılabilir miyim falan diye düşündü. Ve bunu fırsat bilip kendine alan açtı. Bir diğer konu CHP'nin tepkisizliği. Yani üçü de tepki veremedi. Yani Özgür Özel programlarını bile iptal etmedi yahu. Derhal programlarını iptal edip İstanbul'a gelmesi gerekiyordu. Fakat çok geriden geldi bu. Mansur Yavaş 24 saat boyunca tepki vermedi. Ekrem İmamoğlu'nun verdiği tepki de cılızdı. Yani bu üç başlılık tepkisizliği de beraberinde getirdi. Ayrıca biraz önce söyledim. İktidar son derece bilinçli ve daha önce yaptığı attığı adımları atıyor ve bu defa Dem Parti ile kent uzlaşı, uzlaşısı bombalandı. İlk atışta Esenyurt'a yapıldı. Bunun arkası gelecek. Öyle de bakmak lazım. Ve peki şimdi ne olacak? Yani Üç parçalı bir CHP var. İmamoğlu ve Yavaş arasındaki çekişme artık iyice e, ayuka çıkmış durumda. Aday adaylığını da açıkladı Mansur Yavaş ve CHP'den ayrılabilir. Bu yönde de kulisler var. Şu son gelişmeler bile onun ayrılmasını tetikleyebilir. Ayrıca da bir mazeret sunar ona. Kent uzlaşısı bitti DEM Parti ile ve CHP artık tutum alamaz bir parti haline geldi. Yani genel başkanlık katı Erdoğan'la bir dönem daha deyip bunu satın almıştı. Fakat artık bu saraya da yetmiyor. Saray harekete geçti. Bu da CHP Genel Başkanlık katını zora soktu ve kara kara düşünüyor şu anda CHP Genel Merkezi. Tabir yerindeyse ya ne istediğinde vermedik modunda. Verdik her şeyi ama ha, şimdi nereden çıktı bu falan gibi bir şey. Yani biz yani razıydık birbirimize. Yani bu dönem bu şekilde geçecek. CHP Erdoğan ve Bahçeli'nin doğal yollarla seçim değil doğal yollarla iktidardan uzaklaşmasını bekliyordu. Fakat şimdi bununla erimeyi durdurmak arasında kaldı. Bakalım ne olacak? Verilecek karar birkaç güne belli olur. Böyle bir karar verilmez elbette ama tutum davranış ve yol haritası itibariyle. Ve ne olur? Bana göre özel normalleşme siyasetinde özgür özel normalleşme siyasetinde bastırır. Zaten Gözaltı operasyonu üzerine verdiği tepkilerle de bunu gösterdi. Mansur Yavaş 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 partiden ayrılma yolunda adımlar atmaya devam eder. Ekrem İmamoğlu da sadece kendi konuşur, kendi dinler. Yani siyasi yasak gelmeden Ekrem İmamoğlu'nun altı boşaltıldı görüyor musunuz? Daha önceki dönem olduğu gibi. Yol ayrımına çeyrek var. Ee, gerçekten öyle. Mansur Yavaş deyince 29 Ekim Ebru Gündeş meselesine de atıfta bulunmak lazım. Halkımızın sandıktan çıkan iradesine sahip çıkıyoruz. Esenyurt Belediyesi saat 16'da parti önünde buluşuyoruz falan ama yani nasıl bir şeyse 29 Ekim'de daha önce ekrana getirmiştim bir kere daha getiriyorum. Mansur Yavaş Ebru Gündeş'i Cumhuriyet konserine davet etti ve verdirdi. Konseri verdirdi. Kesinlikle bilerek isteyerek yaptığı bir şey bu. Ebru Gündeş denen kişinin Türkiye'nin son 10-12 yılında nasıl bir fonksiyon olduğunu herkes biliyor. Mansur Yavaş da bunu çok iyi bilebilecek durumda. Büyük paralarla bu kadına para veriyorsun, geliyorsun 29 Ekim konseri verdiriyorsun ve bunu Ankara Büyükşehir'de yapıyorsun. Başka isim kalmamış, başka şarkıcı kalmamış gibi. Kim? Reza Zarrab'ın karısı. Reza Zarrab kim? Ayakkabı kutularında o günkü hükümetin bakanlarını rüşvete boğan İran asıllı iş insanı diye geçinen, hayırsever iş insanı diye pazarlanan 17-25 Aralık özellikle 17 Aralık rüşvet yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı sanığı. Ve Ebru Gündeş dün değil evvelki güne kadar bu adamla evliliğini sürdürdüğü Çocuğu var ve arkasında durdu. Gitti görüştü bilmem ne filan falan. Ve, ve bu kadın hala Türkiye'de muteber. Evet yani gidip de konserlerinde boy gösterenler onu alkışlayanlar olabilir ama Mansur Yavaş ne demeye Cumhuriyet konserine bunu davet etti? Meseleydi. Meseledir yani. Hilal Köylü paylaşmış kulisleri. Esenyurt'a gitmiyor Mansur Yavaş. İkinci vaktinde katılacağı cenazeyi gerekçe göstermiş. Kent uzlaşısına koyduğu mesafeyi açıktan gösteriyor. Ankara kulislerinde bu mesafenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yansıyacağı Yavaş'ın CHP'den kopabileceği konuşuluyor diyor. Evet o yörüngeye girmiş durumda Mansur Yavaş. Daha fazla detaylandırmaya zannediyorum gerek yok. Polis ablukası altındayız. KC'sini bana bu yazdırdı. Yani Esenyurt'ta manzara bu. Ve bu polis ablukasına bakıp bu 10-12 yıldır yaşanan yüzlerce binlerce hadiseden sonra CHP'nin ocağına ateş düşmesine bakıp bir tavır, bir tutum belirlemek gerekiyor. Ben bu konuda çok fazla umutlu değilim ama taban, demokrasi güçleri bunu bekliyor. Eğer Özgür Özel normalleşme adımlarını bıraktığı yerden devam ettirir ve Erdoğan'ın sarayın ağzının içine bakmaya bakmayı sürdürürse ne kadar onurlu olduğumda göstermiş olacak. Çünkü Erdoğan son meclis grup konuşmasında CHP genel başkanlık katına ağır aşağılayıcı sözlerle yüklendi. Bundan rahatsız olma, bu işi öğrenecek, hukuksuzluk nedir onu da öğrenecektir. Öğrenecek. Şunu bilmen lazım. Bunları öğrenmeye mecbursun. Burada mevcut yönetime destek vereceksin gibi laflarla sarıyla işaretledim. Alt alta okuyunca ne kadar ağır olduğunu görürsünüz. Bu lafları yiyip yutmak onursuzluktur bir parti genel başkanı için. Ha eğer kabul ediyorsan gidip o partiye katılacaksın. Ben Akşener gibi. Eski polis müdürü akademisyen Ercan Taş Taştekin çok güzel bir noktaya parmak basmış. Anlayan anladığı biçimde yorumlasın. 33 yıl, şey 30 yıl suç örgütleriyle mücadele ettim. Suç örgütlerinin egemenlik alanında üçüncü şık yoktur. Ya suç örgütünün parçası ya da mağduru olursunuz. Üçüncü şık yok maalesef. Ya suç örgütünün parçasısınızdır ya da mağdurusunuzdur diyor Ercan Taştekin. Şimdi anladınız mı? Bu Alaaddin Çakıcı, Cübbeli Ahmet görüntüsünü. Başta anlattım. Cübbeli Ahmet'in Alaaddin Çakıcı'nın eline nasıl kapandığı o görüntü bu. Geliyor ve bakın Önce sarılıyorlar, sonra eline kapanıyor. Bakın. Suç örgütlerinin egemenlik alanında üçüncü şık yoktur diyor Ercan Taştekin. Ya suç örgütünün parçası ya da mağduru olursunuz diyor. Bunu bu Alaaddin Çakıcı ya gönderme olarak yapmadım. Bugün Türkiye'yi yöneten bir suç örgütü, bir mafya, bir şebeke söz konusu. Benim anladığım buydu. Güzel bir diyalog. Ergun Babahan kendine muhalif diyen kanallar içinde en faşisti hangisi diye sorunca enini bilmem herkes kendi fikrinin faşisti demiş demiş Said Sefa. Ekonomi ile ilgili durumlar parlak değil. Sadece bir kare bir grafik getirip geçeceğim. Profesör Doktor Seyfettin Gürsel iyi ülkenin yetiştirdiği iyi ekonomistlerden biridir. 2025 çok zor görünüyor. Kesinlikle büyük gelişmelere gebe. Enflasyon 20'lere düşer mi? Büyüme ne kadar düştü, işsizlik ne kadar artıyor bunları ancak 2025 bahar aylarında görürüz. Açıkça daralıyor ekonomi. Büyüme %3'ün altına düşerse iflaslar kaçınılmaz olur demiş. Sanayide de çok açık daralma var, yoksullaşma artacak diye devam etmiş. Val Valencia'dan bu görüntüler. İspanya, Valencia bölgesi özellikle yani bir yılda alacağı yağışı bir günde aldı deniyor. Bu fotoğraf Ajans France Press'in fotoğrafı. Dört kare fotoğraf getireceğim. Gerçekten Hayret verici fotoğraflar. Yani sanki ayarlanmış gibi arabalar Domino taşı gibi birbiri üstüne devrilmiş gibi duruyor. Çok büyük bir felaket. Bu da başka bir açıdan. Yani meme ya da ne bileyim viral ya da ne bileyim Photoshop ya da ne bileyim başka bir felaketten alınıp buraya getirilmiş fotoğraflar değil. Ajans France Press'in selden sonra sular çekildikten sonra çektiği kareler. Muazzam iklim değişikliği. Bir iklim değişikliği karesi bu. Bir başkası da bu. Tekne sokakta. Bir başkası da bu. Fakat zannediyorum en çarpıcı iki kare bu. Arabalar üst üste yani hurdalık gibi adeta sokak ve bu. Ayarlanmış gibi dört arabanın domino taşı gibi dizilmesi idi. Polis ablukası altındayız. Başlıklı bir manşeti daha böylelikle bağlıyoruz. Bir sonrakinde görüşmek umuduyla.